Bu videomuzda oyun dünyasının ilginç rekorlarını topladım ve açıkçası o kadar ilginç şeylerle karşılaştım ki hazırlarken en şaşırdığım ve eğlendiğim videolardan birini yaptığımı söyleyebilirim. Dilerseniz çok uzatmadan videomuza geçelim. Kanalımıza abone olarak en yeni içeriklerden haberdar olabilir, videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Listeye uzayda oyun oynayan ilk kişi ve oynanan ilk oyun ile başlıyorum. Alexander Serebrov 1 Temmuz 1993 tarihinde Mir uzay istasyonundaki görevinde yanına bir Game Boy alarak uzayda Tetris oynamıştır. Bu sayede uzayda ilk video oyunu oynayan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Uzayda oynanan ilk oyun ise Tetris olarak tarihe geçmiştir. En çok satan oyun. Bugüne kadar en çok satan video oyunu Mojang tarafından Mayıs 2009 tarihinde bilgisayar, mobil ve konsol gibi pek çok platformda yayınlanan açık dünya oyunu Minecraft bütün platformlarda 238 milyondan fazla kopya satmıştır. En büyük oyun koleksiyonu. Amerika'nın Texas eyaletinden 45 yaşındaki Antonio Romero Monteiro sahip olduğu dünyanın en büyük video oyunu koleksiyonu ile Guinness Dünya Rekoru kitabına girmiştir. Koleksiyonuna 1987'de henüz 10 yaşındayken başlayan oyuncu şu ana kadar 24.268 video oyunu topladı. En pahalı oyun. Super Mario kopyası ismini açıklamayan bir kişi tarafından Rally isimli sitedeki açık artırma sonucu tam 2 milyon dolar karşılığında satın alınmıştır. En büyük harita. Bilinen bütün evreni simüle etmeye çalışan oyunda her gezegenin kendi doğal ekosistemine sahip olduğu 255 galaksi yer alıyor. Oyundaki bütün gezegenlere yolculuk yapmak isteseydiniz bu gerçek zamanla 600 milyar yılınızı alacak olurdu. Bunu şöyle tasvir edebiliriz. İnsanlığa dair en eski kalıntı 300 bin yıllık. Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok oldular. Dünya ise 4,5 milyar yıl önce oluştu. Tüm bunları göz önüne bulundurunca No Man's Sky'ın büyüklüğü ve hiçbir zaman milyarda birinin bile keşfedilemeyeceğini anlamak zor olmasa gerek. En büyük alan kaplayan oyun. 2019 yılında çıkış yapan Modern Warfare'in 250 GB üstünde bir alan kaplaması ona en fazla yer kaplayan oyun unvanını kazandırıyor. Tabi bunun nedeni olarak Warzone 2.0'ın da içine gömülü olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada platforma göre büyüklük değişmekle birlikte güncellemelerde oyunun büyüklüğünü etkileyen önemli unsurlardan. En genç profesyonel e-sporcu. 1998 doğumlu Victor De Leon 6 yaşında Major League Gaming isimli Halo takımı ile sözleşme imzalayarak en genç e-spor oyuncusu olarak rekorlar kitabına girmiştir. En yaşlı oyuncu Hamako Mori. Japonya'da yaşayan Hamako Mori 42 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynuyor. 93 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu unvanını alarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Gamer Grandma isimli bir YouTube kanalında bulunan Mori'nin 563 bin abonesi bulunuyor. En çok izlenen oyun yayını Fortnite Dünya Kupası 2019'da yaklaşık 2 milyar görüntüleme ile rekor kırdı. En uzun süren turnuva The Annual Classic Tetris World Championship her yıl düzenlenen ve 1990'dan beri devam eden bir turnuvadır. En hızlı satan video oyunu Call of Duty Modern Warfare 3 sadece 24 saat içinde 6,5 milyon kopya satarak rekor kırmıştır. En çok kazandıran mobil oyun. Pokemon Go 5 milyar doların üzerinde gelir elde etmiştir ve halen popülerliğini korumakta. En uzun süren oyun serisi. Final Fantasy serisi 1987'den beri devam ediyor ve 15 ana oyun ve birçok yan oyun içeriyor. En yüksek toplam ödül havuzuna sahip e-spor organizasyonu. League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da 44 milyon dolarlık bir ödül havuzu ile rekor kırmıştır. En çok izlenen oyun trailerı. Call of Duty Modern Warfare 3 2011'de yayınlanan fragmanında 7,5 milyon izlenme ile en çok izlenen oyun fragmanı rekorunu elinde tutmaktadır. En hızlı tamamlanan oyun Super Mario Bros. 2018'de bir kullanıcı tarafından 4 dakika 56 saniyede tamamlandı. En çok takip edilen oyun yayıncısı. Twitch'te Tyler Blevins ya da daha çok bilinen ismiyle Ninja 16 milyon takipçiye sahiptir ve en çok takip edilen yayıncı rekorunu elinde tutuyor. En çok satan konsol. PlayStation 2 155 milyon adet satarak en çok satan konsol rekorunu hala elinde tutmaktadır. En uzun süren canlı yayın. Twitch yayıncısı Ludwig Altbin 2021'de bir gün boyunca canlı yayın yaparak en uzun süren canlı yayın rekorunu elde etmiştir. Videomuz burada sona eriyor. Peki sizce en ilginç rekor kime ait?
Siz de video önerilerinizi yorumlarda belirterek bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.